çocuklarım, bu akşam sizlere çok sıkça önlem ve uygulama başlatılan ülkemizdeki en son uygulamadan bahsedeceğim anacığım. İstanbul valisinin dahiyane uygulamasıyla artık yoğun trafikte araba sahipleri yalnız gidemeyip yanlarına illaki birilerini bulundurmak zorunda kalacaklarmış. 2+1 veya 3+1 adı altındaki uygulama ile trafik yoğunluğu azalacakmış deniyor anacığım. Ama başka yoğunlukların başlayabileceği unutuluyor. Mesela bu sayede yoğun kan gölleri olabiliriz. Boğaz köprüsünde boğazları kesik sürücülere rastlanabilir. Bu sayede boğaz kesen ünvanı alabilir canım boğazımız. Ayrıca anacığım, komşuluk ilişkilerinin bile son demleri yaşanırken bir gece hiç tanımadığınız birini sırf yolcuya benziyor diye arabanızı almanız isteniyor. Bu şekilde trafiğin azalması bekleniyor. Gerçi yetkililer bu sayede otobüslerdeki port hadiselerinin de en aza ineceğini düşünüyorlar ama sanırım pek çok insan mort olmaktansa mort olmayı, mort olunca morga uğramamayı tercih edecektir anacığım. Neyse, ben daha fazla bu konuyu konuşmayayım da siz programı seyredin. Bana bak! Bana öyle ne var anne? Bir kinaye kinaye yapma! Kim yapıyor anne? Sen yapıyorsun! Aa. Dır 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 konuşuyorsun bana! Aman Allah'ım, yanlış mı geldin? Özür dilerim, burası ahırsa, inek ne? İnek mi bu? Müjde beyefendi, çocuğunuz oldu! Ne, çocuk mu? Benim değil bu! Benimmiş değil! Hayır, bende ilgisi yok! Ya benim ne işe gidiyor? Hepsi aynı! Ayaklarıma, kollarıma karasular indi! Keşke bota binseydin baba. Aslaydan maslağa yüzülür mü? İyi günler baya. İyi günler. Bir genç kız ve bir James Bond çanta. Bu bana bir şey hatırlattı ama anne. Kalpa. Ne kalpası? Boş gezenin boş kalpası. Hı? Dürtme lan. Yemekler iyi midir? İyidir tabii. Gardiyanlar iyi midir? İyidir. Sana ne gardiyanlardan anasını satayım? Yarın mahkemem vardır Mahmud'u. Turgut Yılmaz ve Özer Çiller mallarını birbirlerine devrediyorlar bu hafta. Hem de olacak o kadar da. Bakalım kim daha zengin? Hep beraber uşaklar enişte bağıralım. Enişte! Yalın var. Bir zamanlar yalın erezim de vardı. Yatım var. Denge 1-2-3 tane. Senin varsa benim de var anasını satayım. Kaç paralık adamsın sen be? Benim malım meydanda Levent Bey. Ne kadar yanlış, öyle meydanda bırakma. Reklamlardan sonra gene geleceğim, beni bekleyin anacığım. Patron, politikacıyla vatandaş gibi birbirleriyle asırlardır geçinemeyen ikililer vardır anacığım. Ama bir ikili var ki en meşhurudur. Gelinle kaydana. Fevziye! Efendim anne. Fevziye! Geldim anne. Gelmiş annesi. Bakalım görebiliyor muyum ben seni? Fevziye! Anneciğim buradayım, ne var? Ne var değil, ne yok. Gözlüğüm yok. Demiş şuralarda bir yere koymuştum, bulamıyorum işte. Şeytan alıp götürmedi ya. Götürmemiş anne, bak orada. Kim? Gözlük. Versene. Dikine duruyor. Al burada. Yaşlanmışım vallahi. Artık gözlük takıp da bakıyoruz etrafa. Eskiden şöyle bir yürürdüm, Allah! Sokakta herkes bana bakardı, ağzı bu kadar açık böyle. Ne duruyorsun kafam, dön! Çekil elinden! Televizyon seyredeceğim. Fevziye! Efendim anne. Ne yemek yapıyorsun akşama? Biraz fasulye ıslattım anne. Yine mi fasulye? Her akşam fasulye. Ne yapayım anne? Ne beceriksiz karısın, bana mı soruyorsun ne yapacağını? Ama anne. Bana bak! Bana böyle can 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 konuşma! Buldun benim gibi sessiz kaynanayı, dır 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 konuşup duruyorsun. Çekil gel şimdiden! Defol! Televizyonda sesi çıkmıyor. Kulağım mı duymuyor ne? Fevziye! Ne var anne?
Bana bak, bana öyle ne var anne diye kinaye kinaye yapma. Kim yapıyor anne? Sen yapıyorsun. Dırdırdır konuşuyorsun bana. Anne, sus. O sarhoş babanın elinden aldım da adam ettim seni. Beyler sınıfına girdin sayemde ayol. Anne, bir şey dediğin var mı ki? Her lafıma cevap vereceğine kıvır dilin de sus biraz. Ama nerede? Dil fırıncık yüreği gibi. Ne? Kolum kadar. Tamam anne, tamam. Hata ettim. Sen haklısın. Tamam, özür diliyorum. Dilesen kaç para eder? Ayol, senin ailende, soyunda, sopunda terbiye yok ki. İşte dışarıdan sokma akılla bu kadar olur. Lütfen anne, soyuma sopuma laf etme. Hadi hadi, senin ananın babanın ne olduğunu yedi cihan biliyor ayol. Ben acıdım da aldım seni. Bari kıymetimiz bilinse. Ay yeter, yeter. Ben gidiyorum. Al oğlunu da başına çal. Yeter be. Yeter anne, çekemeyeceğim artık bu kadını. Vallahi burama kadar geldi. Pencereye çıkıp yangın var diye bağırasım geliyor. Bağıracaksın da ne olacak kızım? Boşuna su sıktırırsın üstümüze. Gelinden kaynananın iyi geçindiği nerede görülmüş? Her evde aynıdırdır. Kızım Fevziye, Kenan diye bir oğlan var. Evlenmeden önce de seni istiyordu. Eğer hala istiyorsa onunla evlenirim dedi. Aman baba, istemem. Artık evlenmem ben. Kızım ben senin durumunu konuştum. Ayrı eve çıkartırım diyor. Ne dersin? He? Allah, sen bilirsin baba. Sevgili konuklar, kızımız Fevziye ile oğlumuz Kenan bugün dünya evine giriyorlar. Onların mutluluğu için çalsın sazlar, oynasın kızlar. Kızların oynaması lafın gelişi yahu, herkes oynasın hayda. Fevziye, senden çok hoşlanıyorum. Benimki de laf işte. Senden hoşlanmasam seninle evlenir miyim hiç? Ayrı eve çıkacağız değil mi Kenan? Biraz babamların evinde idare edelim, iş bulunca çıkarız. Peki iş bulman çok uzun sürer mi? Yok, çok uzun sürmez. Anne, biz geldik. Hoş geldiniz. Öpeyim anne. Hoş geldin gelin. Hoş bulduk anne, öpeyim. İstemez, daha ilk günden yüz göz olma. Hoş geldin gelin. Hoş bulduk. Bu kim Kenan? Annem. Bu? Bu da annem, o da annem. Hoş geldin gelin. Hoş bulduk. Bu da annem. Hoş geldin gelin. Bu da sonuncu annem. Kenan, neler oluyor? Kaç tane annen var senin? Ha, sana söylemeyi unuttum hayatım. Benim babam 4 defa evlenmiş. Biri asıl, 3'ü imam nikahlı. Yani benim 4 annem var. Yani benim de 4 kaynanam var. Ne var bunda canım? Geçinip gidersiniz işte. Ben üstümü değiştirmeye gidiyorum. Kenan! Dikilip durma gelin, yalı kazığı gibi. Yalı kazığı ki bu kadar olur. Hadi kımılda gelin. Bize önce bir yemek yap da yiyelim, acıktık gelin. Bana bir kahve yap da içeyim. Acıdığımız için aldık seni. Hadi gelin! 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 Denetleme hususunda kör topal ilerliyoruz anacığım. Yolsuzluk yapmanın binlerce yolu olduğu için körle yatıp şişi kalkıyoruz vallahi. Arkadaşlar, sevgili gazetemizin değerli çalışanları, ayakta uyuyup otel parası vermeyen biricik arkadaşlarım, ülke yolsuzluklarla çalkalanıyor, bizim gazetede bir tane böyle haber yok. Niye yok? Efendim, hükümet bir karar almış. Artık yolsuzlukların üzerine son sürat gidilecekmiş. Hikaye! Gitmezler! Çok ciddiler. Her devlet kurumuna daimi bir müfettiş atanacakmış ve o müfettiş kurumdan sorumlu olacakmış. Sormazlar. 58 yaşındayım kızım. Ben 58 yıllık devletimi bilmez miyim he? Bilirim. Vardır bunda da bir Ali Cengiz oyunu. Siz takibe devam edin hadi. Ya ben sana nasıl anlatayım ki? Bitti. Her şey bitti. Hepsi buraya kadarmış. Abi nereden çıktı bu müfettiş işi ya? Eskiden ne güzeldi. Adam arada bir gelir, avucuna bir şey sıkıştırırsın gider. Şimdi tepemizde dikilip duracak biridir. Yahu dikilsin dursun, o bir şey değil. Doğrucu Hanzo'nun teki gelirse o zaman başımız belaya gider. Yoksa paydan bir dilim de ona veririz, olur biter. Ya paniğe kapılmayın. Her işte bir hayır vardır. Yahu abuk subuk konuşma. Başımıza geleni bilmiyormuş gibi davranıyorsun. Hop 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 hemşerim. Kim ulan bu? Ya burası Dingo'nun ahırı mı? Ne? Ahır mı? Aman Allah'ım, yanlış mı geldi? Beyler, özür dilerim. Burası ahırsa inek der. İnek mi bu? Yok değil. Ne ahırı ya? Öyle dediniz. Buradan bir inek öyle dedi. Sen mi dedin? Yoksa sen mi? Ah! Kim aldı bunu içeri ya? Kızım! O dışarıdaki ot kafa senin kızın mı? Bir türlü laf anlatamadım ona. İş için geldi galiba. Sakatlar kadrosundan mı geldi kardeşim sen? Sakat senin babandır. Sen kime sakat diyorsun? Ben de. Ulan senin! Dur abi, adamlarım. Şimdi dehlerim ben ya. Kardeşim sen kime baktın? Müdüre baktım. Ne yapacaksın müdüre? Sana ne Allah, sana ne?
Hayvan senin o bastonunu alıp... Dur oğlum, dur oğlum. Baksana abi ya. Geldi mi müfettiş? Müfettiş mi? Müfettiş bey. Kimsin? Tok bir ses geliyor kafandan. Boş adam değilsin belli. Ben müdürüm efendim. Buyurun oturun. Oturmuşsunuz zaten. Ne içeriz? Nescafe. Nescafe. Koşturun Nescafe. Çabuk çabuk. Kızım acele bir Nescafe. Nescafe. Müfettiş bey çok özür dilerim. Zararı yok ödeşiriz. Merak edilecek bir şey yok. Elinize sağlık. Bir daha aşk edin. Tabii. Elinize sağlık. Müdür bey. Müdür bey. Sağ yapın, sağ yapın, sağ yapın biraz. Bakın burada. İşte ben müdür. Son bir yılın dokümanlarını rica ediyorum. Masraflara müdür demem. Ne vereceğiz? Evrakları falan istiyor. Yahu ne fark eder? Verin şuradan birkaç kağıt. Görmüyor musun sen? Al. Buyurun. Nasıl? Var mı bir yolsuzluk? Yok efendim. Her şey ayan beyan ortada. Bakın. İyi. Nasıl? Var mı başka döküman? Ne vereceğiz şimdi? Daha okumamıştım ama faturamam var. Verin baksın. Fotoğraf. Kitap olarak bastırmışsınız. Ne güzel. Ne oluyor be? Müfettiş bu mu? Evet. Beğenemediniz mi? Yolsuzlukları önlesin diye gönderdikleri adama bak. Boşuna ümitlendik desene. Eskiden doğumhaneleri bebek kokusu sarardı. Şimdi ise bebek korkusu sarıyor. Benim mi oğlum oldu? Bir yanlışınız olacak hanımefendi, ben kısırım. Öyle mi? Dışarıdan pek belli olmuyor da. Neyse canım, üzülmeyin. Tıp ilerledi, artık kısırlık tedavi edilebiliyor. Tedavi olur, soyunuzu sürdürürsünüz. Soyunu sürdürmek isteyen kim be? Müşir beyefendi, bir oğlunuz oldu. Bu benim oğlum mu şimdi? Sizin değil mi? Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin. Bu çocuk bana benziyor mu? Bakın benim sırma saçlarıma, kaytan bıyıklarıma. Ama o daha bebek. İleride size benzeyebilir. Şu anda benzemediğine göre benim değil. Allah! Bilge beyefendi! Ben arkadaşımı bekliyorum. Konuyla uzaktan yakından alakam yok. Sonunda sizi buldu. Bakın beyefendi, oğlunuz ne tatlı. Tıp atıp kendinize benzetmişsiniz. Kafasında tek tel saç yok. Nerede bizde çocuk yapacak para kızım? Bir çocuk yapıp büyütmek nereden baksan 2-3 milyar. Müjde beyefendi, çocuğunuz oldu. Ne, çocuk mu? Benim değil bu. Benimmiş değil. Hayır, bende ilgisi yok. Ya benim hiç ilgisi yok. Hemşire hanım. Bana bana çocuğu alın buyurun. Nereden aldın bu çocuğu kucamaya? Müjde beyefendi, bir çocuğunuz oldu. Ben buraya mide ameliyatı için geldim. Kötü mü işte? Bir taşla iki kuş. Eve eliniz boş dönmezsiniz, bir de çocuk götürürsünüz. Ben niye mide kanseri oldum sanıyorsunuz? 8 çocuğa nasıl bakacağımı düşünmekten. Ne günlere kaldık. Eskiden bebeğin babası kapıdan çıkmadan çocuğunu kucağımızdan kapardı. Müjde beyefendi! Yatak mı boşaldı? Hayır, çocuğunuz oldu. Bu da olmadı. En iyisi götürüp bebeği annesine vermek. O nasıl olsa babasını bulur. Müjde hanımefendi bir o... Hanımefendi de yok. Az önce buradaydı. Ona bakacak durumda değiliz. İyi bir aile bulun. Yavrum, ileride bizi daha iyi anlarsın annen. Ne yapacağım ben bu çocuğu şimdi? En iyisi başhekime gitmek. Doktor hanım, doktor hanım. Affedersiniz. Rahatsız ettim ama bu bebeği annesi babası bıraktı gitti, ne yapacağız? Biz hastane olarak artık baş edemiyoruz. Çocuğunu bırakan gidiyor, bırakan gidiyor. Koyun da şu bebeklerin yanına. Bana bak. Efendim. Bundan sonra doğuma anne baba birlikte girecekler. Baba doğum sonuna kadar dışarı çıkarılmayacak. Teslimat da ameliyathanede yapılacak. Çok haklısınız efendim. Bu pahalılıkta doğuran gidiyor, doğuran gidiyor. Evet. Yetkililer trafik yoğunluğunu çözmek için yoğun bir şekilde çalışıyorlar anacığım. Ortaya çıkan şoför artı bir önerisiyle artık kimse trafikte yalnız seyredemeyecek. Ah,
Hanım bak kim geldi? Asker arkadaşım Hızır. Ta Erzurum'dan buraya beni görmeye gelmiş. Hoş geldiniz, buyurun. Hıdırcığım gel, hiç yabancılık çekme. Burası senin evin. Hatta yemek oluncaya kadar sen odada bir at kestir. Vallahi iyi olur tertip. Ben de yol yorgunuyum. Gel, gel kendi odan gibi yat Allah aşkına. Kızın yatağı hadi. Nereden çıktı Allah aşkına bu Hıdır? Ya idare et, bir gece yatıp gidecek. Bu benim asker arkadaşım. Bana ne kıyaklar yaptı askerde. Hiç unutmam, bir gün Ömer Çavuş vardı. Ay baba tamam tamam, yeter asker kanları. Tamam şu gazeteyi ver bakayım. Saniye, şu haberi gördün mü? Saat 6 ile 9 arası içinde tek kişi olan arabalar trafiğe çıkamayacakmış. Aşk olsun yani İsmail. İlkokuldan sonra okumadım diye bana aptal muamelesi yapma lütfen. Allah canımı alsın, doğru söylüyorum. Bak valinin emrini, valinin. Deli mi ayol bu vali? Baba sen yandın o zaman. Niye? Biraz sonra sen Hasan amcamları almaya gideceksin. Saat de 6'yı geçti. Doğru ya. Onlar da beklerler şimdi sokakta. O zaman sen yanına birini al şekerim. Evet hanım doğru, sen gel benimle gidelim Hasanları almaya. Olmaz İsmail. Elin yabancısıyla kızı evde nasıl yalnız bırakırız? Asker arkadaşın olabilir ama belki de ırz düşmanıdır. Ya haklısın, o zaman şöyle yapalım. Ben kızı alayım öyle gideyim. Yazıklar olsun İsmail. Kızını alıp gidiyorsun, elin ırz düşmanıyla beni evde yalnız başıma bırakıyorsun ha. Yazıklar olsun sana. Hakikaten doğru söylüyorsun. Şöyle yapalım o zaman. Sen gel hanım, sen de gel kız. Hıdır'ı evde bırakalım, öyle gidelim Hasan'ı alalım gene. Olmaz. Ben evimi kimseye bırakmam. Belki hırsız evimi soyacak. Bu da doğru ya. O zaman. Ben Hıdır'ı alayım gideyim, Hasan'ı alayım geleyim. O olur. Bir dakika durun, unuttuğunuz bir şey var. Neymiş o? Hasan amcam, Ayten yengem, kızı Naciye, oğlu Sami eder 4 kişi. Sen ve Hıdır etti 6. Araba almaz. Bak şöyle yapalım İsmail. Sen Hıdır'la git, Hıdır'ı orada bırak. Hasan'ı, Ayten'i, Naciye'yi, Sami'yi al gel. Sonra git Hıdır'ı al gel. Lan oğlum ben Hasan'ı, Ayten'i, Sami'yi, Naciye'yi bıraktığım zaman tek başına Hıdır'ı almaya nasıl gideyim? Hakikaten ya. Ne yapacağız peki? Şimdi bir dakika. Ben bir kağıt kalem alayım. Şimdi şurası karşısı. Buraya 4 tane çarpı koyuyorum. Bunlar Hasan, Ayten, Naciye, Sami oluyorlar. Burası da burası. Buraya 4 yuvarlak koy. Bunlar da İsmail, Saniye, Ayla, Hıdır oluyor. Evet. Şimdi İsmail ile Hıdır buradan buraya geliyor. Hıdır orada kalıyor. Şu yuvarlak Hıdır olsun. Tamam. Bir dakika. Hasan, Ayten, Naciye, Sami ve İsmail bu tarafa geliyorlar. Onlar için çarpıları koy şuraya. Sonra İsmail, Hasan, Sami biniyor. Bu tarafa geliyor. Sami, Hasan orada kalıyor. İsmail, Hıdır biniyor, bu tarafa geliyor. İsmail, Saniye, Ayla, Hıdır karşıya geçiyor. Hasan, Ayten, Naciye, Sami buraya geçiyor. Ya olur mu öyle şey? Biz niye evimizde duramıyoruz? Karşıda ne işimiz var? Bak şimdi bak. Şuraya bir tane çarpı koy. O zaman ne oluyor? Hasan, Ayten, Saniye, Naci burada oluyor. Naci kim ya? Hakikaten Naci kim ya? Nereden karıştı araya? At onu arabadan dışarı. Atma, salaklık etme. Bak şimdi lazım olur. Naci, Hasan, Ayten, Saniye, Ayla, Sami... Evet, ben gidiyorum lan. Nereye İsmail? Mahalleye gidiyorum. Sıkıysa gitsin de getirsin Hasan abimleri buraya. Madem böyle herkese tuhaf gelen bir kural çıkarıyor... demek ki o zeka küpü. Çözsün o zaman problemi ya. Gidiyorum ben valiye. Ah İsmail Bey, iyi ki sizi gördüm. Çıkıyor muydunuz? Giderken beni de alır mısınız? Biliyorsunuz bu saatte tek başına araba kullanılmıyor. Tabii sizi de alırım Cahide Hanım. Neden almayayım? İsmail! Efendim karıcığım. Nereye gidiyorsun Cahide Hanım'la? Cahide Hanım'la münasebet kuruyorum ki... tek olmayayım şekerim, valiliğin emri var biliyorsun, çiftleşin diyor. Sen ver bakayım o anahtarları bana. Ben gidiyorum vali beye. Biz mecbur muyuz kocalarımızı çiftleştirmeye ha? Ah başım. Şimdi gelsin de vali bey senin kafanı toparlasın. Reklamlardan sonra gene geleceğim, beni bekleyin anacığım. Bu hafta olacak o kadar da dananın kuyruğu kopacak. Bakalım hangisinin malı daha çok? Benim malım meydanda Levent Bey. Ne kadar yanlış, öyle meydanda bırakma. Var ulan malın var, ne saklıyorsun? Var ulan senden mi saklayacağım, var benim malım. Parayla koçum parayla, şimdi her şey parayla. Bağlanıyoruz. Bağlan.
akşamlar. İyi akşamlar. Olacak o kadar televizyonu haber merkezinin hazırladığı haberleri sunuyoruz. Yağmur yağar rahmet olur sayın seyirciler. Ama bizde ne zaman yağmur yağsa pek çok kişi rahmetli oluyor. Biz sel felaketlerini programımızda pek çok kez işledik. Kah vatandaş balık oldu, kah evleri sular bastı. Sürekli yazdık, çizdik, oynadık ve konuyu işlemekten bıktık. Fakat nedense yetkililer hiçbir önlem almadan oturmaktan hala bıkmadı. Onu geri veriyorum. Bir karton kutuya koyup Taksim Meydanı'na bıraktım. Şenay'ın gözleri büyür, ne yaptın be salak? Peki onu sonra tartışırız. Sende bir şey var mı Ömer? Var abi. Ne var? Söylerim ama kızmayacaksın abi. Ne yazdın Ömer, söylesene. Yağmur yağıyor, sel basıyor mevzunu yazdım abi. İyi de daha geçen hafta işledik Ömer onu ya. Program Doğal Afetler Milli Felaketler programı oldu. E biliyorum da abi, gene su bastı her yanı. Gene cadde ortasında insanlar boğuldu. Tamam tamam, uzatma, oku bakalım ne yazdın. İyiyse çekeriz. Bir ev görürüz. Kadın Hafize, oğlu Sedat'a söylenmektedir. Hafize. Yani oğlum şu baban kadar pinti, mıymıntı adam görmedim. Kaç kıştır hala aynı şeyleri giyiyoruz. Yani Ahmet, şu baban kadar pinti adam görmedim. Kaç kıştır aynı elbiselerle dolaşıyoruz. Öyle deme anne, ne yapsın adam, aldığı maaş ortada. Ama kendini almasını biliyor. Aman anne, adamcağız 40 yılın başında kendine bir kıyafet aldı diye. O da mecburiyetten biliyorsun. Aman efendim, unutma. Merhaba oğlum. Kimmiş gelen? Babammış anne. Boy veresi de derin sularda ayağına kramp diresice. Ayaklarıma, kollarıma kara sular indi. Keşke bota binseydin baba. Aksaray'dan Maslak'a yüzülür mü? Ulan ben normal suda yüzmedim ki. Boklu suda yüzdüm. Kanalizasyon taşmış. Ayaklarıma boklu su indi. Hani bana palet alacaktın? Başlama yine eve gelir gelmez. Dakika bir, gol bir. Sıdıka Hanım'ın kocası karısına işlemeli şnorkelle yepis yeni lepistes palet almış. Ya ay başında alırız, uzatma tamam. Şu ayakkabıları koydum. Baba, okuldan oksijen tüpü istediler. Malum sınıf altı yere batan A tipinde. İyi tüpçü gelsin doldururuz oğlum. Ne yiyoruz akşama? Balık. Gene mi balık çıktı karşıma ya? Beğenmediysen sizin için dalıp dipten kum çıkarayım beyefendi. Üst komşuyu duydunuz mu? Konuyu değiştirmeye mi çalışıyorsun sen? İstavrit kadar boyunla. Yok ya, üst kattaki Ramiz abi dün otobanda boğulmuştu, onu söyleyecektim. Herhalde adımızı dünyaya duyurabilmek için önlem almıyorlar. Hangi ülkenin otobanında adam boğulduğu görülmüş ki baba? Felaket ya. Hangi memlekette otobanda adam boğuluyordur ki? Diyor bitiyor. Tamam tamam, anladım skeçi. İsterseniz keselim toplantıyı. Evet abi, tekstin gerisini okuyamayacağım zaten. Kağıt ıslandı, yazılar bozuldu. Galiba bizim ömrümüz bu sudan mevzuları işleyerek geçecek. Ya biz bu skeçleri yapmaktan, oynamaktan bıktık. Yetkililer konuya seyirci kalmaktan bıkmadı be. Hadi kalkın da üstünüzü değişin, ıslandınız yazık. Artık adliye sarayı spor ve sergi sarayına döndü sayın seyirciler. Çeşitli dövüş sporlarının sergilendiği adliye koridorlarında adalet curcunaya alet oluyor. Hop hopun olsun oğlum, nur topun olsun oğlum, kanali kavak dibinden oğlum. Mahmud'um. İyi misin Fatih? İyidir. Anam iyi midir lo? İyidir Mahmud'um. Babam iyi midir lo? İyidir. Çocuklar iyi midir lo? İyidir Mahmud'um. Komşular iyi midir lo? İyidir de Mahmud'um, aha böyle sorarsan görüş yetmez. Sen iyi misin? İyiyim Sat. Arkadaşların iyi midir? İyidir Sat. Yemekler iyi midir? İyidir Sat. Gardiyanlar iyi midir? İyidir. Ulan sana ne gardiyanlardan anasını sat? Yarın mahkemem vardır Mahmud'um. He he, biliyorum, bana bak. Beni oralarda yalnız başıma koyma. Kurdan kuşa yem etme o. Aha elimde avucumda yoktur. Ben nereden Mahmud'um? Ya evde ne varsa sal sal. Anama git, babama git. Teyzeme, halama, enişteme, dayıma git. Bana bak, en iyisinden ve pahalısından tut. Ha. Aha elimden geleni yapam. Hoşta çok para gider. He ya, çok para gider. O sizin oğlunuzdur. Paradan kıymatlıdır. Eller en iyisini tutar gene, biz niye tutmayak? Tutak. He ya, tutak. Para ise para. Tutak anasını satayım. He ya. Sağ olasın baba. Aha böyleyken böyle. Demek eyleyken eyle he. O zaman biz de paraya kıyak, en pahalısını tutak. Tutak para dediği nedir ki? Mahmud'uma helal olsun. Herkeşler bir tutarken biz beş tutak oğlum. Herkeşler beş tutarken biz on tutak. Sağ olasın.
sen satım karşı tarafı iyi dövmüşsün ha. İyi benzetmişsin. Akşama televizyonda göstertir, sakın kaçırma. Kaçırmam Mahmud'um. Aha şu mahkeme biz seden kurtulsak be yahu. Eskiden avukat tutardı kurtulmak için, şimdi adam tutuyoruz dövdürmek için. Çok pahalı oluyor yahu. Ben ne edem satım, memleket deli oldu artık. Anasını satayım. Ülkemizde hayati önem taşıyan organ nakli konusunda duyarlı olabilmemiz için hepimize vicdan nakli gerekiyor. Duyar duymaz geldim. Ne var, ne oldu? Babam birden fenalaştı abi. Ameliyat aldılar. Oğlum, babanız gidiyor oğlum. Sakin ol ana. Allah'tan umut kesilmez. Cenap abimden nerede? Haber verdiniz mi? Verdik abi. Hemen yola çıkıyoruz dedi. Şimdiye gelmeleri lazımdı. Allah'ım, babam bize bağışla. Ne zaman girdi ameliyata? Yarım saat oluyor. Elektroşok! Çabuk! Çabuk! Nabzına bak! Artık çok geç. Uğraşmayın Güley Hanım. Ne oldu? Ölmüş. Doktor Güley Hanım. Ne oldu Erdem? Senin hastanın durumu nasıl? Maalesef kaybettik. Şimdi acil bir vaka geldi. Ameliyata aldık. Trafik kazasında ciğeri parçalanmış. Seninkinin ciğeri sağlamsa nakil yapabiliriz. Ciğeri sağlamdı ama bakalım yakınlara izin verecek mi? Bir konuşayım. Doktor hanım, babam? Maalesef kaybettik. Ay Mehmet'im! Bizi bıraktın da Mehmet'e gittin. Mehmet'im! Mehmet'im! Bakın, babanızı kaybettik. Ama babanız bir başka hastanın hayatını kurtarabilir. Nasıl? Eğer babanızın organlarını bağışlarsanız onun ciğerini bir başka hastaya takacağız. Ne olur evet deyin. Acil bir vaka geldi. Adamın trafik kazasında ciğeri parçalanmış. Ne oluyor oğlum? Babamın organlarını istiyorlar anne. Hayır vermem, onu parçalatmam. Günah. Esas sizin yaptığınız günah teyze. Bakın, gencecik bir adamın hayatı kurtulacak. Bana ne? Ben Mehmet'imi kaybettikten sonra. Bari siz bir şeyler söyleyin. Günah olur doktor hanım. Ölülere dokunulmaz. Ben burada boşa vakit kaybediyorum. Başka hastalara bak. Oy Mehmet'im, ölecek adam mıydın sen? Ölen de ölüm ya anneciğim. Paralama kendini bu kadar. Bak hiç olmazsa oğulların yanında. Cenap abin nerede kaldı ya? Çoktan gelmeliydi. Hah yenge. Ah, anne babamın durumu nasıl? Babamı kaybettik yenge. Ne? Nerede kaldınız? Cenap abin nerede? Öldü. Ah. Öldü mü? Nasıl oldu? Ama. Oturalım da konuşalım. Oturalım. Oturalım. Yolda trafik kazası geçirdik. Bizi hemen buraya getirdiler. Abini ameliyata aldılar ama. Aması ne? Hay ben fena oluyorum. Ne olmuş cenabıma? Ne olmuş ya söylesene. Ciğeri parçalanmış. Bir ciğer bulsalarmış yaşayacakmış. Doktor Erdem yeni ölmüş birinin ciğerini bulmuş ama vermemiş insafsızlar. Günah demişler. Ciğeri beş para etmez insanlar. Dur Sevgi. Bu konuyu kapat. Geç kalmamış olabiliriz. Yürüyün. Tamam canım, görüyorum evet. Doktor hanım. Bir dakika, tamam. Ben seni biraz sonra arayacağım. Doktor hanım, babamın ciğerini bağışlasak abime takabilir misiniz? Abiniz miydi o? Evet. Çok geç, ikisi de öldü artık. Niye daha önce vermediniz? Biz ne bilelim abimiz olduğunu? İlla ki kendi başınıza gelince mi hassas olacaksınız? Ciğeriniz yanınca mı anlayacaksınız? Ama artık çok geç, çok geç. Ekmek aslanın ağzında olunca iş hayatına da orman kanunları hakim oluyor. Ay anneciğim! Ne oldu hayatım? Aa, sen kimsin be? Ben palyaçoyum. Niye geldin? Ne istiyorsun? Sizi sevindirmek için buradayım. Dertlerinizden, üzüntülerinizden uzaklaştırıp sizi sevince kark edebilirim. Manyak mısın kardeşim? Durup dururken niye bizi güldüreceksin? Tabii bu hizmetim karşılığında sizden bir miktar para rica edeceğim. Kim bilir artan zamlara, enflasyona, sel baskınına ve trafik kazalarına ne kadar kızgınsınızdır. Ne yapacaksın? Bütün bunları önleyecek misin? Hayır ama sizi bir müddet için sorunlarınızdan uzaklaştırabilirim. Muza basar düşerim. Kıçımdan balık çıkartırım. Gülmekten kırılırsınız. Hadi lütfen kabul edin. Gerek yok. Biz biraz evvel komedi filmi seyrettik. Yeterince güldük. Lütfen, lütfen. Lütfen, lütfen. Abi ne olur yalvarırım, bırakın da sizi güldüreyim. 3-5 atarsınız. Mecbur kaldım, o yüzden bu kulağa girip kapı kapı dolaşıyorum. 2 çocuğum var, anneleri geçen sene öldü. Bir haftadır kuru ekmekten başka bir şey yemediler. Susun lan, ağlatacağım bizi kafir. Ver şuna birkaç kuruş. Çiçeklerin dibine dökecek su bile bulamadım. Çiçekler bile kurudu. Al, başımızın gözümüzün sadakası ol. Güldüreyim sizi biraz. Gerek yok, gerek yok. Hala gitmedi herif.
Sağ ol, ölmek istemiyoruz dedik ya kardeşim. Aa, sen de kimsin? Keselliyim mi abi? Neyi? Seni abi. Kim bilir sırtında ne biçim kir birikmiştir. Masaj da yaparım abi. Manyak mısın sen kardeşim? Hayır, tellağım abi. Benim bildiğim çıplak tellak hamama yakışır. Seni buraya hiç yakıştıramadım. Bütün hamamlar kapatıldı abi. İş yok. Ben de mecburen ev geziyorum. Abi bir kese yapayım ben ne olur abi. Bak sıcak suyum da var abi. Abi ölümü gör abi ya, yapma ya. Açlıktan ve parasızlıktan biraz sonra buraya yığılacağım. O zaman da ölümü göreceksin zaten. Peki ulan senin dediğin gibi olsun. Yaşa abi, otur abi. Otur. Hadi. Otur abi. Otur abi. Yaşa abi. Abim nasıl, iyi geldi mi? Çok iyi geldi, Allah razı olsun, eline sağlık. Al bakayım şu paranı. Sağ ol abim. Abim, beni tavsiye edebilecek kirli arkadaşlarım var mı? Şimdilik yok ama aklıma gelirse söylerim. Sağ ol abim. Sağ ol, Allah razı olsun. Ne olmuş bu işsizlik öyle ya? Ama yeter artık ya. Aman. Buyurun. Ben aslan terbiyecisiyim. Daha doğrusu cisiydim abi. Şimdi işsizim abi. Terbiye edilecek aslanımız yok ama. Aslan bulmanıza yardımcı olabilir mi abi? Tanıdık adamlarım var. Ne yapacağım aslanı? Öyle demeyin abi. Can yoldaşı olurlar. Hem kedi gibidir onlar. Çattık. Terbiye merbiye istemiyorum. Çocuğunuzu terbiye edeyim. Benim elim armut mu topluyor? Çorbanızı terbiye edeyim abi. Ne istiyorsan açık söyle. Açım abi. Birkaç kuruş. Varsa çalışmadığınız bir işiniz onu da yaparım. Anlaşıldı. Al. Sağ ol abi. Nereye? İşe. Pazar günü iş mi olur? Pazar mazar. İş yerine gidip şimdiden bekleyeceğim. Şu işsizliğe baksana. Ya ben de işsiz kalırsam? Vergi kaçırma yeteneği bazılarında Allah vergisidir sayın seyirciler. Milyarları yüzde hanelerdeyken kendileri fena halde yüzsüzdür. Affedersiniz, biz Ragıp Bey'i görecektik. Vergi dairesinden geliyoruz da. Bir dakikanızı rica edeyim. Pardon. Ragıp Beyciğim, iki tane vergi memuru geldi. Sizinle görüşmek istiyor. Peki, yolla bakalım. Hay hay. Buyurun efendim, Ragıp Bey sizi bekliyor. Teşekkür ederiz. Buyurun, buyurun. Aman efendim, kimler gelmiş? Biz devletten geliyoruz Bay Ragıp. Çok memnun oldum. Devlet nasıl, iyi mi? Söyleyeceklerimizi işittikten sonra böyle şakıyabileceğinizi hiç sanmıyorum. Hayırdır, ne oldu? Babama bir şey mi oldu? Durumu kötü mü? Babanızı bilmiyorum ama devlet babanızın durumu çok kötü. Sizin devlete 7 trilyoncuk kadar borçluğunuz varmış. Hadi ya, sizin mi? Hayır, sizin. Ben de öyle dedim zaten, sizin. Ödeyin borcunuzu canım, koskoca adamlarsınız, ayıp vallahi. Laf cambazlığı yapıp boşa kostaklanmayın. Yoksa iş yerinize haciz gelir. Buyursun gelsin, kapımız herkese açık. Ama bugünlerde işler o kadar kötü ki, yani hatta bakın. Çok ayıp. Bence de koskoca bir iş adamının böyle yarı çıplak gezmesi, elbisesinin tamamını alacak parası olmaması, yarısı bile idare etmesi utanç verici. Bence siz bizi kandırıyorsunuz Ragıp Bey. Büronuzun ihtişamından da bu belli oluyor. Ta öyle demeyin. Bunların hepsi sahte. Bakın şu bilgisayara. Karton. Bak. İşte karton. Kütüphaneye bakın. Hepsi dekor. İşte size kitap. İşte size kitap. Bakın hepsi dekor. Gözlüklerimin bile camları yok. Daha dün bir araba sattım. Çok normal. Sizin araba galeriniz var. Tabii ki satacaksınız. Yok öyle değil. Telden araba yapıyorum. Perşembe günleri perşembe pazarında satıyorum. Sırf işçilerimin parasını ödeyebileyim diye. Buyurun bakın. İnanmazsınız. Yanımda çalışanlara bile doğru dürüst bakamıyorum. Biraz küçük olsalar karakol kapısına bırakacağım hepsini. Neyse, ben sekreterimi çağırayım. Kendiniz ona sorun öğrenirsiniz. Hadi. Bu nedir Bay Ragıp? Posta güvercini. Borçtan dolayı telefonları kesmişler. Böyle haberleşebiliyoruz ancak. Ragıp Beyciğim,
Beni çağırtmışsınız. Nereden bildiniz? Kuşlar söyledi. Daha doğrusu rahmetli kuş söyledi. Ah, ne oldu kuşuma? Kuşunuzu yaladım, yuttum Ragıp Beyciğim. Ne? Ya, biliyorsunuz aylardır açım. Ağzıma bir lokma ekmek girmedi. E bu koca vücut dayanır mı açla? Ne yapayım? Size kuşunuzu yedim. Gerçi yediğime de değmedi ama kalkmış biraz. Neyse. Afiyet olsun. Maaşınız olan 140 bin liradan keserim. Tamam tamam, gidiyoruz. Zaten sizden senelerden beri vergi alamayan devletin şimdi alabilmesi saçma olurdu. Sizin gibi yüzsüzler olduğu müddetçe biz daha çok gelip gideriz buraya. Biz tekrar gelinceye kadar da siz yeni numaralar bulursunuz. Bacımızın kocası, eniştemiz Özerçiller'le Mesut Yılmaz'ın ufaklığı, yani ufak kardeşi Turgut Yılmaz takas kavgasına tutuştu sayın seyirciler. Kendileri mal beyanlarını açıklamak üzere bu hafta konuğumuz oldular. Bu beyanlara en güvendiği malı ile Nadide Popçumuz Nadide Sultan da katıldı. Malları karşılıklı takas etmeye var mısınız, yok musunuz? Ben varım. Hep beraber uşaklar enişte bağıralım. Enişte! Mallarına mal katarak herkesi melül melül baktıran bu üçlünün katıldığı sohbeti haber sonrası kuşağımızda izleyebilirsiniz. Haber bültenimiz burada sona eriyor sayın seyirciler. En iyi akşamlar, en güzel ikindiler, en güzel gece yarıları sizinle olsun. Gününüz aydınlık ışısın. En güzel kahvaltıları siz edin. En demli çaylar, ekmeğin kıtırı, simidin çıtırı size düşsün. Yediğiniz önünüzde, yemediğiniz arkanızda. Bir eliniz yağda, bir eliniz balda olsun. En mutlu siz olun. Haberin en iyisine siz layıksınız. Ve olacak o kadar size layığınızı veriyor. Her nerede yaşıyor ve nasıl olup da yaşamayı beceriyorsanız haftaya aynı saatte birlikte olalım. Haberi ve hayatı paylaşmak için. Olacak o kadar televizyon haber merkezinin hazırladığı haberleri sunduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Reklamlardan sonra gene geleceğim. Beni bekleyin anacığım. Kaçırmaz. Ama ülkemizde fidye için çocuk kaçıranlar keçileri de kaçırıyorlar vallahi. Allah'ım bugün nerede mi gösterecekti? Hep bir evladım olsun istemişim. Kes ulan, ne evladı? Onu fidye için kaçırdık. Fidyemizi alınca geri vereceğiz. Biliyorum abi. Kaçır, büyüt, besle. Ondan sonra günü gelince yuvadan pırr. Alo, buyurun. Ben Şenay Asilzade. En değerli varlığınızı kaçırdık bayan. Demeyin, başbakanı mı kaçırdınız? Hayroş koş, başbakanı kaçırmışlar. Bütün ihalelerin yattı. Ne başbakanı, salak karı. Oğlunuzu kaçırdık. Aman aman, başbakan değilmiş, oğlumuzmuş. Ne, oğlumuz mu? Evet, oğlunuzu. İstediğimiz parayı vermezseniz oğlunuza istediğimizi yaparız. Ne diyor? Fidye istiyor. Ne kadar? 10 milyar. Dolapdere'de bir bond çanta içinde söyleyeceğim duvarın önüne bırakacaksınız. Tamam, tamam. Aha, bıraktı. Hadi gidelim alalım paramızı. Bir dakika, görmüyor musun? Bir kız geldi. Nereden çıktı lan bu kız? Ne olacak? Gidip alalım. Hem kızlar paraya dayanamaz. Onu da tavlarız. Salak mısın lan sen? İki de polis geliyor. İstersen onları da tavlayalım. Hey Samet, bir dakika. İyi günler bayan. İyi günler. Bir genç kız ve bir James Bond çanta. Bu bana bir şey hatırlattı ama... Ne kurye kızı. Hey,
Harikasın ha. Çok kurye kız gibi duruyorsun. Ne kurye kızı canım? Ben burada sevgilimi bekliyorum. Ayrıca çantada benim değil. Ben yalan mı söylüyor diye gözlerine bakarken Samet, sen de çantaya bak bakalım içinde neler var. Bakalım neler var. Oo, bu çanta silme para dolu ortak. Bana ne canım, benim değil ki. Olabilir. Biz çantayı ve sizi karakola davet ediyoruz. Buyur bebek. Bir dakika, bir hata yapıyorsunuz. Bir dakika. Nasip değil, paramızı aldılar gidiyorlar ya. Alo yenge, biz gene istiyoruz. Yetmedi mi pis hırsız? Yok yenge, bize yetişirdi de biz yetişemedik, polisler götürdü. Ezi gene para istiyoruz. Ama bu sefer sizin suçunuz yok, onun için indirim yapıyoruz. 5 milyar Ali Beyköy'de. Evet Ali Beyköy'de, şimdi söyleyeceğim yere. Acayip yağmur yağıyor, yarın olmaz mı? Olmaz, yağmur bir gün diner ama evlat acısı dinmez, ona göre. Sen niye Ali Beyköy'e getirin dedin ki çantayı? Ya ne bileyim, ağzıma öyle geldi. Ya her yağmurda Ali Beyköy'ü sen basar bilmez misin? Allah, işte çantayı bırakmışlar bak şurada. Sele kapılı çanta. Dur gidip alayım. Yüzme biliyor musun? Bilmiyorum ama ben de sele çanta kaptıracak Osman da. Ne oluyorum abi? Alo yenge. Gene ben. Aldınız mı parayı? Babayı aldık yenge. Paralar ve ortağım sele kapıldı gitti. Sele kapıldı gitti. Aa salak mısınız siz ayol? Salağız yenge. Ama bak bu sefer son. Vallahi son. Bak şehir merkezinde bir iş yerinin önüne bırakacaksınız. Hem ortağımın payını da istemiyorum. Yarı yarıya. Parayı anladım. Ben de Hey ortak, ne oluyor burada ha? Biri şüpheli bir çanta bırakmış. İçinde bomba olduğunu sanıyorum ha. Ne? Çanta mı? Çantanın içinde bomba var. Patlatacağız ha. Yapmayın. Patlasın da millete mi yazık olsun ha? Çantaya yazık olacak. Gıpkıcır gözüküyordu onun için. geri çekilin ha, geri çekilin. Geri çekilin. Çekilin. Açın. Geri çekilin. Ben kızma canım, alamadım parayı, orman yandı, ormana bırak demiştim ya, ne bileyim ben yanmaz diye düşünmüştüm. İyi oğlan iyi, bakıyorum ona büyüdü, aslan gibi oldu. Bu sefer parayı uzağa bir yere bırakma kurban olayım, ayaklarım tutmuyor. He bağır biraz, duymuyorum. He kim? Evi, naz evi derler ama bazıları için kız evi, haz evi oluyor. Baba. Baba. Ne var lan baba? Adımı mı ezberliyorsun? Baba çalıyorum artık. Dur çalma bir dakika dur. Soralım bakalım çalsın mı? Çalsın. Dur çalma. Bakalım gidelim yürü. Baba ne yapıyorsun, çocuklaşma ne olur hadi ya. Ulan bu devirde evlenmenin kaç para olduğunu biliyor musun? Bir 10 sene bekleyelim sonra geliriz. Ne 10 sene mi? Baba zaten 28 yaşındayım. 10 daha 38. Doğuma kaçacağım vallahi. Ama ben 50 yaşındayım. Bana tohum mu demek istiyorsun sen? He İsmail uzattın ama artık. Çalıyorum. Dur bir dakika. Çalalım kaçalım hadi. Önden çalacaksan çal artık sen de canım. Çalıyorum. Baba gel buraya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Buyurun. Nereye gitti lan kız? Ne ıssız bir ev burası böyle. Kız kısmı lap badanak görücü karşısına çıkmaz öyle İsmail. Anası babası nerede bunun, anası babası yok mu? Babası yok baba. Nasıl yok baba? Gözümün içine baka baka. Yok baba. Ulan geleceğimizi bilmiyor mu? Bilmesine imkan yok. Çünkü babası rahmetli olmuş baba. Ha öteki tarafta. Tabii bu tarafta olmayınca bu tarafı nereden bilsin, doğru. İki nefeslik ömrüm var dünyada. Sen de o nefesin birini burada evleneceğim ayağına pişt boşa harca. Baba geldik artık sus.
Efendim, hoş geldiniz. Rahatsız olmayın. Efendim. Namazımı kıldım da Allah kabul ederse. Nasılsınız efendim? Şükür, şükür. Baba, ne dürtüyorsun lan ayı? Niye sustun, konuşsana. Daha nasılsınız efendim? Efendim, sebebi ziyaretimiz malum. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza istiyoruz. Ne diyorsun baba? Dürtüp durma, öküz müyüm lan ben? Ne oldu şimdi, resmen istedik mi kızı? Sus baba, sonuçlar açıklanacak. Evet, ne diyorsunuz? Ah hemşire, kızımı değil canımı istiyorsunuz benden. 3 yaşındaydı yavrum babasız kaldığında. Bir gitti rahmetli, beni de böyle dul bıraktı vallahi. Nereye gitti? Pardon, öteki tarafa. Ya. Efendim tabii oraya isteyerek gidilmiyor biliyorsunuz. Takdiri ilahi. Biz de öyle dedik, sineye çektik beyefendi. Vallahi inanın o zamandan beri çocuğumun hem anası hem babası oldum. Çocuğa da baba getirmedim, evlenmedim. Ne diyorsun baba? Dürtme diyorum ayı. Baksana lafa nasıl başladı. Bu kızı bize vermeyecek, hadi gidelim. Oy oy baba gel. Vallahi kızımı bir namus abidesi gibi yetiştirdim. Yani kızım diye söylemiyorum. İnanır mısınız beyefendi? Babasının elinden başka el değmedi kızıma. Sizin kızınızı niye ellesinler ki hanımefendi? Verirseniz benim oğlum eller. O da dürtme lan. Beyoğlumuz ne iş yapıyor? Beyoğlu? Evet. Kalfa. Ne kalfası? Boş gezenin boş kalfası. Dürtme lan. Şimdi bu bir iş yeri bir imtihan açmış efendim. İş yerinin adını vermek istemiyorum reklama girmesin diye. 23 kişi alacaklarmış söyleme sahip. 10.000 kişi hurra. Yani ben oğlum diye söylemiyorum. Benim oğlum oraya giremez. Ne yapalım, ziyanı yok. İçkin kumarım var mı oğlum? İçkim yok efendim. Kumar olarak da devrettiği haftalarda sayısal lot oynuyorum. Bir kolon. Ah canım, pek dürüst bir çocuk, maşallah, maşallah. Puh. Allah yarabbim, şükür ama yanlış yere tükürdünüz. Burası olacak, neyse ben ileteyim. Pek sevdim, pek dürüst çocuk, vallahi pek gözüm tuttu bunu. Yani? Veriyorum kızımı. Öpeyim efendim. Ah yavrum. Öpüşme baslı başladı, yandın oğlum İsmail. Öpeyim babacığım. Öp, babalara geldin. Peki nişan, nikah, düğün falan fıstık işini nasıl yapacağız hanımefendi? Nişanı kız tarafı, düğünü oğlan tarafı yapar İsmail. Tarafsız kalınmıyor yani. Kızıma pek güzel bir nişan yapacağım. 4 başı mamur olacak. Bir tanecik kızım var. Ben bu yaşa kolay getirmedim onu. Ben de bunu kolay getirmedim bu yaşa. Yani ben öyle 4 başı mamur bir düğün yapamam. 2 başı mamurunu da yapamam. Hatta 1 başını da yapamam. Çünkü ben mamur emeklisiyim. Ne olacak beyefendi? Emekliyi bu hale getirenler utansın. Siz niye üzülüyorsunuz? Parası olmayanın evlenmeye de hakkı yok hanımefendi. Haklısınız ama bunlar da genç. Bunlar da evlenip yuva kurmak isterler değil mi efendim? Haklısınız efendim. Neyse canım, dert etmeyin kendinizi. Bizim durumumuz Allah'a şükürler olsun pek iyi. Rahmetliden bana çok şey kaldı. 3-4 tane apartman dairesi, 2-3 tane dükkan. Hadi ya, rahmetliye bak. Oh, nur içinde yatsın. O zaman düğünü de rahmetli yapsın. Yaparız efendim, yaparız. Tabii yaparız. Eksik olmayın. Şimdi de bunlara ev tutmak icap eder. 5 dairem var efendim. Gelsinler bir tanesinde otursunlar. Tekrar öpeyim efendim. Ah yavrum, maşallah. Canım, ne ehemmiyeti vardı. Bunlar kirada da otururdu. Biz de yıllarca kirada süründük. Artık bırakmam. Dünür olduk ayol. Gelin siz de evlerimden birinde oturursunuz. Bu kadarı da fazla. Şimdi bunların evlerinde dayayıp döşemek lazım. Ben bu mamur halimden bunlara dayayamam. Ben dayarım, üzülmeyin siz. Benim birikmiş param var. Her şeylerini alırım ayol, bir tanecik kızım var. Müsaade ederseniz tekrardan bir daha öpeceğim. Ulan buldum banka gibi karıyı. Yala Allah yala. Gerçi ben de yalayacağım ama utanmasam ağzımda tükürük yok. Vallahi büyük sevap işliyorsunuz Şükran Hanım. Yani nedense az, nedense az. Sizin gibisi yok. Teveccühünüz efendim. Vallahi inanın görür görmez benim de kanım kaynadı size. Ben de size kaynadım. Kaynaştık. Yani sizin şu zarafetiniz, şu güzelliğiniz, şu boynunuzdaki altın halat, yani şahanesiniz. Gülünce gözlerinizin içi gülüyor beyefendi. Ben söyleyecektim, şimdi şeyimden aldınız, ağzımdan aldınız. Allah'ın izni peygamberin kabliyle sizi kendime istiyorum hanımefendi. Efendim? Sizi almak istiyorum kendime. Ha? İsmail? Baba,
Yani İsmail Bey, ağzınızdan çıkan lafı kulağınız duyuyor mu? Duyuyor. Bu duymuyor mu? Bu duyuyor. Duyuyor. Ben sizden evlenmek istiyorum. Yani sizin malınızdan, mülkünüzden, rahmetlinin dükkanlarından falan alırım. İsmail! Yani bu ne cüret İsmail Bey? Hadi ben sizi kabul etsem, karınız ne der? Ben onun ablasıyım Şükran adam. Ya, benim karım beni 2 sene önce bıraktı gitti hanımefendi. Öteki tarafa, sizin beyin yanına. Yani siz tek, ben tek, teke tek, ne dersiniz? Vallahi ne desem bilmem ki, yani çok ani oldu da şaşırdım. Ne dersin kızım Makbule? Tebrik ederim anne. Makbule kızım, sen de hemen... O kadar varlıklı değilim ama hanımefendi, gönül hanem zengin. Ömrümüzün kalan günlerini sevişerek, birbirimizi severek geçiririz. Yani ağzınızdan bal damlıyor İsmail Beyciğim. Evet. Evet de sen de artık anne. Evet bari. Evet, evet işte, evet. Oğlum kızınızı şahapsın, alsın. Ben de sizi alayım. Allah her iki çifti de mesut bahtiyar etsin. Amin. Ben de hepimizi tebrik ediyorum. İyi iş başardık rahmetli vallahi. Artık kalkalım biz de. Ay nereye gidiyorsunuz ayol? Ne güzel oturuyorduk. Doğru, gideceğimiz ev de soğuk. Biz burada kalalım. Hadi sen halanı götür. Ben yengen annenden şey yapacağım. İş pişireyim. O bana bir şey pişirsin de yiyeyim. Hadi vakit kaybetme. Karın bekler. Yarın 2 nikahda birden yaparız yıldırım yıldırım. İyi olur. Bu gece olsaydı erken mi olurdu? Artık yarın olsun. Canım. Şimdi bizim reklam. Gazeteniz Tavşan yılın olayıyla yarın bayilerde. Tavşan Türk mutfağının baş yemeği, baş suyuna çorbayı, bir baş soğan ekiyle birlikte bedava veriyor. Yarın gazeteniz Tavşan'la birlikte başı almayı unutmayın. Baş baş, çorbada tavşan, haberde tavşan. Gazeteniz Yavşak okurlarına nohutlu pilav veriyor. Çekilişsiz, kuponsuz. Pilavınız, nohutunuz Yavşak'tan. Diğer gazetelerin aşık atamayacağı Yavşak, yarın nohutlu pilav ekiyle bayilerde. Oh Yavşak! Medyada yolları virajlı ama az tirajlı gazeteniz Hürrem, okurlarına ekmek ve su veriyor. Artık ekmek elden, su gölden değil. Hepsi gazeteniz Hürrem'den. Hürrem, haysiyetli gazete. Usta, bize oradan bir Hürrem, bir tavşan, bir de pilav üstü az Yavşak versene. Buyur usta, afiyetle okuyun pilavı. Aman afiyetle yiyin gazeteyi. Buyur, buyur ustacığım. Usta nerede kaldı benim Hürrem ya? Tamam ustacığım, burada. Ortaya size bir karışık gazete yapayım. Pardon, gazeteyi ne yapayım? Gazeteyi ser masaya, ser bayım, kirlenmesin masa. Tamam usta. Usta bizim bir Hürrem, bir Yavşak var. Nedir günahımız? 175 bin lira. Bir daha almam bu gazeteleri ben usta. Tavşandan taş çıktı bak. Yavşaktan da kıl çıktı ha. Bir daha yemem bu gazeteleri ben. Siz durun, daha başka neler çıkacak? Bu medya bize bu promosyonları yedirdiği müddetçe daha ne numaralar yiyeceğiz? Hop, çek bir Yavşak usta. Reklamlardan sonra gene geleceğim. Beni bekleyin anacığım. Benim malım meydanda Levent Bey. Ne kadar yanlış. Öyle meydanda bırakma. Hep beraber uşaklar enişte bağıralım. Enişte! Parayla koçum, parayla, şimdi her şey parayla. Bacımızın kocası, eniştemiz Özer Çiller'le Mesut Yılmaz'ın ufaklığı, yani ufak kardeşi Turgut Yılmaz takas kavgasına tutuştu anacığım. Kendileri mal beyanını açıklamak üzere bu hafta konuğumuz oldular. Bu beyanlara en güvendiği malı ile Nadide popçumuz Nadide Sultan da katıldı. Sevgili seyirciler, bu hafta olacak o kadar da konuk enflasyonu var. Sağ tarafta kimin malı daha büyük kavgasına tutuşmuş Özer Çiller ve Turgut Yılmaz.
Sanat tarafından Nadide Memeli, Nadide Sultan. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Efendim nedir aranızdaki mevzu? Bu bana haddini bilmeden zengin diyor Levent Beyciğim. Halbuki kendisi daha zengindir. Kirli çıkıdır, kirli siyaset zenginidir bu. Bana zengin diyen Dilber Hanım'ın zengin değil mi? Enişte diyorlar sana, Sabancı dengin değil mi? Hakikaten var mı o kadar malınız? Yok efendim, o kadar yok. Şu kadar, ancak şu kadar. İnsan kendi malını bilmez mi Levent Beyciğim? Ben bu kadarını bile kolay edinmedim efendim. Hiçbir şeyim yoktu benim. Düşünün, bir soyadım bile yoktu. Tansu'dan aldım. Onu biliyoruz. Bir de o zamanın parasıyla 467 bin lirasını almışsınız. Evet, aldım. Onda para, bende akıl vardı. Sonra onda siyaset, bende fırsatlar oldu. Derken Allah yürü ya kulum dedi. Emir büyük yerden, uymamak olmaz. Geldik bugünlere. Benim ailem daha fakirdi bir kere. Babamlar savaş zamanında süpürge tohumu yiyorlarmış. Biz mısır püskülü, ağaç kabuğu, masa bacağı filan yedik. Öylesine fakirdik. Biz de yedik efendim, biz de her boku yedik. Öyle fakirdim ki benim fakirlikten babam bile yoktu efendim. Hatta hiç unutmam. Amerika'nın New Jersey'sinde mi, Las Vegas'ında mı, geçmiş gün yalan olmasın. Dolaşıyoruz Tansu'yla, hani ikimiz çıtı pıtı gidiyoruz. Canımız kola çekti Levent Beyciğim. Ne acıdır ki cebimizde kola parası bile yoktu. Şıngır şıngır bozuk para. Geçmiş olsun, çok üzüldüm. Geçmiş geçmiştir. Nadide Sultan, sen ne diyorsun bu mal konusuna? Benim malım meydanda Levent Bey. Ne kadar yanlış, öyle meydanda bırakma. Kasaya yatır, repo yap. Ya da ver bana, çalıştırayım, sahayım. Çok isteyen oldu ama vermedim. Ama sizlerle takasa girmek için buraya geldim. Oraya sonra geleceğiz. Sen nasıl edindin bu malları? Fakirlik çektin mi? Çekmez miyim Levent Bey? İnanın 13 yaşına kadar meme fakiriydim ben. Hatta bende hiç yoktu da anneminkinden emiyordum. Sonra da Allah bana büyü ya kulum dedi, böyle oldu. Peki Nadide, sanatçı olmasaydın ne olurdun? Olmasaydım da olurdu. Hem ben zirvedeyken bırakacağım bu işi. Pörsüyünce bırakacağım. O zaman süt annesi, süt ninesi, bilemediniz süt güğümü olacağım. Peki seni kim keşfetti? Şimdi şöyle oldu Levent Bey. Ben bir gün dam üstünde un eliyordum. Oradan geçmekte olan bir yapımcı beni keşfetti. Sonra plak, kaset derken bugünlere kadar geldim. Ama bu noktaya gelene kadar da çok şeye göğüs gerdim. O göğüsler bende olsa ben de gelirim vallahi. Peki dönelim size. Şimdi kamuoyunun merak ettiği şu. İkinizin de başbakan yakını var. Sizin servet yapmanızda bunun bir etkisi var mı, yoksa bu bir tesadüf mü? Aksi tesadüf. Mesut abim yoluma çıkmasaydı ben şimdi Brunei Sultanım'dan daha zengin. Hatta Brunei Sultanı olurdum. Nadide Sultan da sultanım olurdu. Beni de Tansu yakmıştır efendim. Zaten ben Mesut'u yeterince tanımam. Uzaktan kardeşim olur. Televizyonda gördüm bir iki. İşleri çok, görüşemiyoruz bile. Şimdi gelelim şu takas mevzuna. Malları karşılıklı takas etmeye var mısınız, yok musunuz? Ben varım. Ama sadece birini veririm. Biri bende kalsın. Lazım oluyor. Şimdi Levent Bey, ben takasa varım ama karısının mallarını da çıkartacak, göreceğiz. Karımı karıştırma, mallarını karıştırma. Karın Türkiye'yi karıştırdı. Biz onun mallarını karıştırmışız çok mu? Sen karımdan önce kendi abine bak. Ne ayak lan, abin Kültür Bakanı oldu, Dışişleri Bakanı oldu, Başbakan oldu. Onun döneminde yolsuzluk diz boyu oldu. Hiçbir yolunu bulmadı. Bulmamış gibi yaptı. Arada sen de buldun yolunu. Buldunuz, buluyorsunuz. Bırak da. Levent Beyciğim, ben kendisini muhatap almıyorum. Cevap bile vermeyeceğim. Abimi çağırın lan. Sen kimsin de bana şekil yapıyorsun lan? Hı? Ulan ters ters hareketlenme. Benim kofrayı elektrikleme. Biz Elim Aşalıyız, Kasım Paşalıyız. Dakota'dan aşağı Kasım Paşa. Malın kadar konuş. Ampul. Müsait bir gün hatırlat da ananas aldırayım. Yani ananas diyorum, alayım. Yersin. Aldırma gönül, aldırma, ama ben aldırayım, senin mala mülke daldırayım. Çüş, ağır ol. Senin bacanağına bacağım kadar mevki veren zihniyete tur attırayım. Ulan yarma, dal budak. Kakalak. Var ulan malın, var. Ne saklıyorsun? Var ulan, senden mi saklayacağım? Var benim malım. Senin varsa benim de var, anasını satayım. Kaç paralık adamsın sen be? Birkaç trilyonluk adamım. Amerika'da eyaletim var benim. Almanya'nın Vestfalya bölgesi benim klavyenin üstüne kayıtlı. Senin kaç köşkün var lan? He?
Beş köşküm var benim. Yalın var mı yalın? Yalın var. Bir zamanlar yalım erezim de vardı. Yatım var, denge 1-2-3 tane. Dengesiz herif. Benim de katım var, 333 tane. Yaz gelince adadayım. 3 adam, 1 kuş adam var. Abi kaç dönüm arazim var, ondan haber versen bana. Dünya kadar malın olacağına fındık kadar tarlan olsun. Benim tarlamdan petrol çıktı. Bende bir araba var, deposu full, ne haber? Konuşma. Senin altın dişin var mı lan? Hem sen altın dişi göster falan. Bende 2 tane altın diş. Porselen. Bende 34 tane diş var. İnanmazsan gel say bak. Efendim, zenginin malı züğürdün çenesini yorar derler ama sizin malınız gene sizin çenenizi yoruyor. Vatandaş ekmek derdindeyken, ne yiyeceğim diye düşünürken siz burada birbirinizi yiyorsunuz. Şimdi ben bir takas önereceğim size. Sizin yaşamınızı vatandaşın yaşamıyla değiştirsek, takas etsek ne dersiniz? Yok, ben almayayım. Bu kader bize kısmetmiş, ben de almayayım. Nadide bu sabaha kadar sürer, iyisi mi sen? Söylemeyi. Efendim, bu akşamlık da bu kadar.